Haftanın olayı dediğimiz nokta daha çok son haftalarda açıklamalar üzerinden gidiyoruz. Çünkü bu biraz hani yorumu da beraberinde getiren bir durum. Yorumlayacağız üzerine. Mats Wilander'in bir açıklaması var şimdi. Bunu bir önce okuyalım, dillendirelim. Eski tenisçi ve yorumcu Mats Wilander'in açıklaması. Umarım Roger, Novak ve Rafa dinlemiyordur ama seviye açısından Sinner ve Alcaraz en iyi hallerindeyken daha önce hiç kimse onlar kadar iyi tenis oynamadı. Hiç emin değilim üçünün de bundan haberinin olmamasına kesinlikle bir şekilde. Tabii canım bu. Hatta sitem etmişlerdir bile. Bu bayağı yakınlık zaten derecelerine göre. İddialı bir açıklama olduğu için. Evet, o kadar da yani, bilgiye bir aramışlardır diye düşünüyorum. Evet, bayağı bir insanın yorum yaptığı. Çoğunluk linç yok artık dedi bu arada. Falan, evet. Çok iddialı bir bence açıklama ve çok o maçın etkisiyle bu arada hani biz de o sırada konuşuyorduk o maçta yani inanılmaz bir oluyor coşku işte, içindeydik. O şey oluyor. Tarihin en iyi maçı falan diyorsun bir anda dur evet. Diyorsun 5 dakika düşünüyorsun bir anda ilk değil. 10'a girmediğini görüyorsun Evet, falan gibi. Bence yine ilk 10'u zorlar o maçta. Şey değil o dediğin gibi sıcaklıkla evet. Yapılmış bir açıklama. Biraz sıcaklıkla yani hani bir önceki o maçlar çünkü geçmişte kaldı ve hani daha yakın olana daha bir anda yükseliriz ya biraz öyle bir açıklamayla bence gelen bir şey. Ha, inanılmaz bir seviyenin olduğu ortada ama yani büyük üçlüyü kenara koyup hani onların hiç bu onlar çok iyi oynarken onların bu hale gelmediğini söylüyor olmak çok gerçekçi değil. Bence somut verilerle de zaten kendisine karşı gelinebilir gibi Şimdi geliyor bana. kıyaslama yapmak çok doğru değil. Genel anlamda evet buna Ki bir de katılıyorum. İşin öyle bir kısmı var Şimdi evet. Birazdan sırasıyla bazı istatistikler gelecek ekrana. En azından 21 yaşına kadar yaptıkları ile ilgili bazı rekabet seviyeleri gelecek ekrana. Onun üzerinden konuştuğumuzda aslında altı biraz doluyor. Ama burada Nadal ve Djokovic'in rekabetini biraz ön plana çıkartacağız. Onu söyleyeyim. Şimdi Sinner'la Alcaraz'ın aralarındaki ilk 10 maçtaki rekabet seviyesine bir bakalım önce. Kronolojik olarak yani tarih sırasına göre en alttaki en son maç haliyle bir numarada aralarındaki ilk maçlardan bir tanesi değil. 2 saat 8 dakika olarak başlıyor. Şimdi burada tabii süreden bağımsız konuşmak lazım. Biraz daha set özelinde. Süre çünkü Grand Slam'lerde çok artıyor işte. 5 saat 15 dakika. 4 numaraya baktığınız zaman çok uç bir örnek orası. Olağanüstü bir maç. Evet. Fakat hani genel anlamda şöyle bir bakıyorum. Bir 7 numara 7-6-6-1. Herhalde 7-6-6-3 var 5 numarada. Onun dışında zaten Grand Slam'lerin işte 9 numarada aynı şekilde 4 saati aşkın bir Grand Slam maçı. Böyle bir rekabet ortamından bahsediyoruz. Biraz zaten bundan da bahsederek yani altını biz de doldurmaya çalıştığımızda evet 4 ve 7 numaralar en uzun ve en kısa. Evet. 1 saat 52 dakika da var. Yani iki tane fark burada ortaya çıkıyor. Altını biraz doldurduğumuzda inanılmaz maçlar. Yani bu son maç değil sadece. Tabii genel olarak baktığında. Böyle geçtiği. Ve çok genç isimlerden bahsediyoruz burada. Bu arada zaten şimdi Alcaraz daha önce çıkış yapan ve Alcaraz evet. Kendi ismini daha önce duyuran bir isim olarak geldi. Ama hatırlarsan Sinner kendini bu kadar kanıtlamamışken, iki Grand Slam şampiyonu olmamışken zaten ikisinin arasındaki maçlar ses getiren maçlar olmaya başlamıştı. Yani Sinner'ın acaba işte o da ilk bir numara olabilecek mi gibi bir açıkçası olur mu nasıl olur diye konuşulan dönemde Alcaraz'ın daha üstün olduğunu düşündüğümüz dönemde ikisinin rekabeti zaten bence evet geliyorları hissettirmişti. Evet. Sinner'ın biraz daha gelişi aslında hani tekniksel olarak birkaç değişimle oldu açıkçası. Yani çok ciddi bir anlamda servisinde ciddi bir değişim yaptı. Ve o servis değişiminden sonra hatırlarsan birkaç ay içerisinde Sinner'ın bambaşka bir tenisçi olduğunu konuşmaya başladık. Bir numaraya çıktı zaten ve işte tabii o süreçte. Şimdi günün sonunda şöyle de bir gerçek var. Bu sene sonuçta 4 Grand Slam içerisinde 2-2 bölüştüler şu an Grand Slam'leri. Şimdi biz buna nereden alışkınız? Büyük üçlüden alışkınız evet. Doğal olarak. Yani o yüzden geldikleri yol baktığında çok benzer. Benzer ama hani erken. Çok erken. Tamam. Benzer çok, ve erken. Çok erken. Seni çok çok çalıştım. Erken. Peki şimdi Nadal ve Djokovic'in arasındaki rekabete bakacağız. Burada ilk 10 maça bakacağız aralarındaki rekabet derken. Federer'in biraz daha dışarıda kalma sebebi jenerasyon farkından dolayı. Federer 81 doğumlu. Bu isimler işte bir tanesi 87, bir tanesi 86 olduğu için daha aynı jenerasyonun rekabeti olarak ele aldık. Dediğim gibi editörümüz Atacan bu planlama üzerinden yola çıktı burada ve aralarındaki ilk 10 maç. Şimdi baktığımız zaman gidiş yolları çok benzer diyorsun ya. Evet. Hakikaten de öyle. Fakat burada az önceki maçların çok daha aslında süre olarak
set olarak yukarıda bir seviyede olduğunu gözlemleyebiliyoruz ilk 10 maçlar baz alındığında. Mats Wilander'in açıklamasının altını dolduran kısmı biraz daha burası. Fakat işte burada Roger'da dediğin zaman işin rengi değişiyor, tekrar söylüyorum. Nadal Djokovic'in ilk 10 maçı. Ya bu yaşa kadar yaptıkları üzerinde. Evet. Yani bir de tabii şey var, onun açıklamasında şey gibi, yani hani şu an çok güçlendi Sinner ve Alcaraz. Ha, ve çok güçlü bir tenis var. Şu anda çok o acayip da, bir tamam, tenis evet. var. Şimdi birazcık da oradaki o iki tarafında o güce yani daha da karşılık verebildiği ve gittikçe temponun da arttığı maç içerisinde mesela 3. set daha da tempolu oynamaya başladılar. Yani tempo azalmıyor, yorulmuyorlar evet. ve daha da güçlü bir tenis oynanıyor. Ama şöyle bir gerçeklik var hani ya 2008 ve 2018 arasındaki bütün maçlara, Grand Slam'lere bakalım. Büyük üçlüye haksızlık edilir. Yani böyle bir hipotezin ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Erken. Çünkü 2012'de işte Nadal Djokovic Avustralya açık finali, 2017 Nadal Federer Avustralya açık. Gidelim 2008 Nadal Federer Wimbledon. Bunlar olağanüstü maçlardı ve bunları gördüğümüzde biz ne yaşıyoruz? Hani bu bir gerçek mi dediğimiz bir yer. Ki Djokovic dediğimiz adam Alcaraz'ı 37 yaşında olimpiyatlarda sırf olimpiyat madalyası yok diye sırf bu içgüdüyle ve ülkesi için kazanan bir adam. Şimdi o yüzden yani Sinner ve evet Alcaraz çok iyi geliyor. Şu an bu yaşta kazandıkları Grand Slam'ler var. Birçok yolculukları birbirine yakın. Hatta Grand Slam'deki 50. galibiyetlerine baktığımızda Nadal Djokovic Alcaraz 21 yaşında kazanmış 50. galibiyetini. Sinner ve Federer de 22 yaşında. Yani her şey çok yakın gidiyor. Evet, gidiş yollarını konuşuyoruz zaten. Gidiş çok yakın ama açıklama talihsiz yani. Bak bu da istatistik anlamında uzun süredir böyle bir ikili vermemiştik ekrana. Bir heyecan hoşuma, verici oldu. Hoşuma gitti i̇kili benim de aynen. Djokovic Nadal 2012 Avustralya açık finali mesela senin özel olarak bahsetmek istediğin. Bu mesela ya bu gerçek dışı bir maçtı mesela. Yani hani bu maçın seviyesi fiziksel olarak dayanıklılık açısından, gerçekten iki tarafın mental olarak dayanıklılığı açısından inanılmaz bir maçtı. Zaten skora baktığında da acayip. Ya burada yani gayet Alcaraz ve Sinner gibi, hatta daha da ben çok net söylüyorum, iyisi bir tenis izledik yani. Ama çok eski ya. Ya üzerinden 12 sene geçtiği için. Yok, unutulmaz. Şu andaki hissiyatıyla birazcık daha farklı ama tabii tenis de değişiyor. Tenis gerçekten evrimleşiyor. Oynanılan toplar bile değişiyor. Zeminler daha farklı hissettirebiliyor. O yüzden tüm bu detaylara baktığımızda tabii ki farklı bir şey konuşacağız. Ama önemli olan bundan sonra her oynayacakları maçta bu rekabeti göreceğiz mi? Seviye buralarda mı olacak? Onu konuşmak gerekecek. Tabii önemli olan bu zaten. Şu an gidiş yollarını konuşuyoruz. Grafiklerimiz devam ediyor. Ya o maçlara girersek çıkamayız. Tabii ki. 2018 çıkamayız. Wimbledon falan yani. İnanılmaz. Kara gün Federer için. Neyse. İşte dört tenisçinin, bu bahsettiğimiz dört ismin, yine Federer yok tekrarlıyorum, Alcaraz, Sinner, Djokovic, Nadal. 21 yaşına kadar ki, Alcaraz şu anda bu yaşta olduğu için, devamını bilmediğimiz için. Evet. 21 yaşına kadar diğer isimlerle beraber Alcaraz ne yapmış? Bu galibiyet, mağlubiyet sayıları ekranda. Nadal burada müthiş bir fark İnanılmaz. Atmış yani. Ben burada ilk şeye baktım zaten, galibiyet sayısına bakıyoruz ama toplam kaç maç oynamıştı o kadar kazanmış diye. Djokovic ile Alcaraz aynı mesela. Evet. Bakıldığında. Aynen tabii, o da çok önemli bir detay. Yani yüzdesi günün sonunda önemli ya galibiyetin sayısından ziyade. Tabii aynen. Ya sayısı da tabii ki yaşına göre yalnız Nadal'ın da hani sakatlıklarının sebeplerinden biri de bu kadar maç yapmış olmasının da hakikaten evet yani hani baktığında aslında çok fazla maç yaparak da bir yerlere tabii ki gelen bir isim ama Nadal'ın farkı muazzam. Ama yollar birbirine yakın yani hani gerçekten. İlla günün birinde büyük üçlü yaratmak istiyorsak, büyük ikili yaratmak istiyorsak bu ikiliyle birlikte buna yavaş yavaş başlayabiliriz gibi sinyaller var şu anda. Evet. Devam edeceğiz şimdi. Farklı istatistiklerde Alcaraz'ın kazandığı şampiyonluk sayısı 16. Profesyonel olduğu yıldan itibaren yaşadığı şampiyonluklar doğal olarak 21 yaşına kadar yine. 2021-2024 arası. Evet. Yani kısa sürede neler yaptığını görüyoruz aslında tek tek bakıldığında ki burada işte Wimbledon'lar falan hani birçok binlik turnuva seviye anlamında da çok üst düzey turnuvalar var. Toplamı da sayının 16. Şimdi diğer isimler de gelecek ekrana. Şu an Mats Wilander'in aslında açıklamasının bir bölümünün
Evet, daha geniş oradan o linç şeyinden oldu. Ziyade bakın altı da biraz olsun dolu. 21 yaşına kadar neler yaşandığı konusunda kısmındayız. Yannick Sinner'ın kazandığı şampiyonluk sayısı 6. Bu dikkat çekici bu arada. Ama bu işte fark. 21 yaşına kadar olan zaten hani Sinner bir tık daha senin sonra. Senin az önce söylediğin. Evet yani sonrasında zaten o bir şeyleri değiştirerek potansiyeli belliydi ama kendini göstermesiyle birlikte fark yarattı yani. Kalibresi birazcık daha. Kalibresi ortada turnuvaların yani. Tabii ki. Hani küçümsemeyeyim ama gene de diğerleri kadar değil asla bu şampiyonluklar. Gösteriyordu kendisini kadar. Zaten evet. Yani baktığında. Şimdi Djokovic'in 11 mesela. Djokovic gibi bir isim için evet. Azmış gibi 21 geliyor. Yaş, evet. 21'e normal kadar. Şartlarda öyle ve yine seviye olarak baktığında işte orada bir Kanada ve Miami'yi görüyorum sol tarafta. Sağ tarafta Roma, Indian Wells. Devamında geliyor Avustralya Açık. Ve sezon ve sonu ATP finalleri. Finaller, evet. Yani yarı yarıya aslında yine dengede götürdüğü bir yeni yeni ritim bulduğu bir süreçten bahsediyoruz. Ya tabii burada şey de farklı bu arada. Yani günün sonunda herkesin yolculuğunun da farklı olduğunu söylüyoruz. Dur şimdi Nadal geliyor ekrana o zaman. Nadal'ın büyük ihtimalle hepsine fark yaratan İki tarafı vardır. İki sayfa zaten Nadal'ın. 23, 21 yaşına kadar kazandığı şampiyonluklar ki dolu dolu. Evet. İçi çok dolu. İki sayfa Roland Garros'ları dediğim gibi. Görüyoruz yani, bir sürü zaten. Hakikaten çoğu toprak olmakla beraber elbette hele ki genç yaşlarda. Ama nasıl başladığını ve nasıl aslında 21 yaşından sonra zaten herkesin aşina olduğu bir ortam ama 21 yaşa kadar böyle bir tablosu söz konusu. Bir sayfaya sığmayan 23 şampiyonluk. Şimdi bu tabloda Nadal'ı takip eden isim Alcaraz olarak gözüküyor. Evet. Sayı anlamında. O anlamda öyle ama işte günün sonunda da bu böyle bir şey ki yani hani tenisinde sonuçta illa 21 yaşına kadar yok, şunu yapacaksınız yani. Gibi bir şey de yok. Çünkü burada görüyoruz Djokovic'in de işte Sinner'ın da 21'den sonra yaptıkları daha da ivme kazanarak mesela devam etti. O yüzden herkesin biraz yolculuğu da farklı ama hani en azından 21-22 yaşına kadar yapılan şeylerin herkesin ciddi bir sinyal verdiğini ve herkesin evet. Çok iyi bir seviyede olduğunu çok net gösteriyor hepsi. Yani örneğin Alexander Zverev gibi sözle değil aslında evet. Kortta yapılanlarla biraz. Şimdi Zverev gerçekçi. Kendisi kendi kendine yeni büyük üçlü biziz bir tanesi de benim şeklinde bir açıklamayla girip devamında hiçbir şey yapamamıştı. Talihsiz diye açıkçası. Yani hiçbir şey yapamamıştı Zverev'in, demek evet. Evet, doğru bir şey değil belki ama dediği kadar tırnak içinde bir şey yapamamıştı. Bu çok net. Bu burada da konuşmuştuk. Tabii canım. Bu tabii. İşler sözlü olmaz. Bir çıksın oynasın. O insanlar 21-22 yaşında neler yapmışlardı. Aynen. Sen ne yaptın? Kocaman bir sıfır şeklinde net bir şekilde eleştirmiştik. Buranın altı biraz daha dolu. Tabii ki. Ve bu insanlar Alcaraz ve Sinner asla büyük konuşmuyorlar. Bence en önemli özelliklerinden biri de bu. Bence de yeni çok mütevazi de yaklaşıyorlar orada. Tam başkaydı biz başkayız diyor böyle mahcup konuşuyor Alcaraz. Federer'le adım aynı cümle içinde geçmesin aynen. Falan diyor yani. Bence bu çok daha önemli bir şey. Bence de öyle. Yani çünkü adım adım yani onlar zaten o büyük üçlüyü izleyerek büyüyen insanlar. Yani şu anda hani kendi idolleri ve senelerce inanılmaz işler çıkartan toplam 66'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Toplam üçünün de Grand Slam sayısı 66 iken yani şu an Sinner ve Alcaraz'ın çıkıp evet biz yeni büyük ikiliyiz demesi bence talihsiz bir açıklama olur. Ama yani bence şu güzel bizim açımızdan da izleyenler açısından da gerçekten sonuçta o büyük üçlünün devrinin kapandığı dönemlerde artık işte Djokovic'in devam ediyor ama işte Nadal'ın zar zor devam ettiği bir şekilde bitireceği dönemde bize bu kadar heyecanı yaşatıyor olmaları. Kesin. Gerçekten hani erkek tenisine inanılmaz bir heyecan getirdi. Evet ama ben de aynı fikirdeyim aslında 3 aşağı 5 yukarı şu anlamda bir devamını görelim. Ben hep aynı şeyi söylüyorum ya yani. 25'te ne olacaklar, 28'de ne olacaklar? Bunu 10 sene o sonra zaman, herkesin kariyerine gerçek karşılaştırma yapacaksak belki o zaman. Ya ama işte o zaman da gerek yok yine zaten. Karaz 37 iken yeni çıkan bir ismi bakalım Djokovic'in yaptığı gibi ne kadar zorlayacak ya yenecek. O da çok önemli. İşin şu tarafı var şu an 15, 16, 17 yaşındaki isimlerin de nasıl geldiğini de bilmiyoruz. Şu anda nasıl ki sonradan Djokovic geldi Federer ve Nadal'ın arkasından. Şu an hiç belki de birkaç ismi turda konuşuyoruz da zaten farklı isimleri az bu arada. Az önceki Arthur Fils mesela. Gibi. Fazlası lazım da. Öyle isimlerin de çok daha büyük çıkış yakalayacağı yerler olacaktır. Yani sadece ikisini göreceğimizi düşünmüyorum. Ben arkadan gelecekler vardır zaten. Daha iyi. Rekabeti daha artırır. Daha keyifli bence de.